Şanlıurfa'lı avukat Ahmet Murat Yılmaz Tekin, Şanlıurfa'da elektrikte yaşanan sorunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi görmekten ayrıca mutluluk duydum. Çünkü Urfa'yı her zaman beni tanıyanlar bilir. Ben bir Urfa sevdalısıyım. Yani hep şunu söylüyorum. Tabii geçmişte aktif siyasetle uğraştım. Şu anki İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde Gençlik Kolları Genel Başkanıydım. Sonraki dönemde de Gençlik Kolları Genel Başkanıydım. Aktif siyasette bulunduk. Hatta siyasetin mutfağında bulunduk. Çünkü her zaman şunu söylerim. Gençlik Kolları çok önemli bir pozisyondur siyaset noktasında. Gençlik kollarından yetişen siyasetçiler daha muvaffakiyet anlamında daha başarılı olurlar. Dolayısıyla bizim de siyasi geçmişimiz var. Tabii babam yıllarca üst düzey bürokratlık yaptı. O da siyasetle uğraştı. Bir gün Allah nasip ederse yine aktif siyasetin içinde bulunmak bize ayrıca onur verir, gurur verir. Biz de hemşerilerimize elimizden gelenin azamisini hizmet noktasında sağlamaya çalışırız. Urfa'da tabii malum çiftçilik yapıyoruz. Ben aktif ceza avukatıyım. Çok yoğun çalışıyorum ama takip ettiğim davalar da var memleketimde. Ama biz tabii memleketimiz, ilçemiz Akçakale'de çiftçilik yapıyoruz ve sürekli babam ve annem ve aile sürekli oradalar. Ama ben de mümkün olduğunca memleketime gidiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Hani Urfa'nın şu anda çok ciddi anlamda büyük bir elektrik problemi var. Bunun ciddi şekilde ele alınıp üzerine gidilmesi lazım. Bunu da her röportajda, her bu şekilde mülakatta ifade ediyoruz ki çünkü hemşehrilerimiz bundan çok ciddi anlamda muzdarip. Bunun artık bir projeyle veya bu işin uzmanı bir ekiple çalışarak bu işin çözülmesi gerekiyor. Bir konsorsiyum şeklinde. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim çünkü sosyal medyada bu işten yakınan binlerce insan var. Urfa'da malum çiftçilik de çok yaygın olduğu için elektrik kesintisi çok büyük sıkıntı. İnşallah yetkililer bunu ciddi şekilde, daha ciddi şekilde ele alırlar. Çok derin saygı, selam, sevgi ve hürmet gönderiyorum hemşerilerime. Hepsi başımızın tacı. Bütün hemşerilerimi her zaman beklerim. Burası bütün Urfalıların, benim kendi hukuk ofisim ama bütün Urfalıların, herkesin hukuk ofisi. Herkes de gelebilir, herkes de misafirim olabilir.